Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün oynayacağımız oyun Among Us diye aramızda isimli bir oyun. Oyunda bir tane sahtekar var. Son günlerin çok 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 moda olan bir oyunu bu. Telefondan da oynanabilen bir oyun olduğu için ben bu oyunu sizlerle beraber oynamak istedim. Oyunumuzda bir tane sahtekar var. Bu sahtekar bizleri tek tek avlıyor ve biz onu yakalamaya çalışıyoruz. Konsept bu şekilde. Oyunda itlik, serserilik, zındıklık her şey var arkadaşlar. Umarım sahtekarı buluruz. Şöyle hemen bir yandan oyuna gireyim, oyun bulalım. Bir yandan da ben konuşmak istediğim, anlatmak istediğim şeyleri anlatayım. 10 kişi de olarak oynayabiliyorsunuz. Bu oynayacak kişi sayısını siz kendiniz özel oda bulup, özel oda kurup ayarlayabiliyorsunuz. Herkesin renkleri var. İşte burada mesela atıyorum birisini sahtekar olan arkadaşımız öldürüyor. İşte biz onu cesedi bulduğumuz zaman raporluyoruz. Diyoruz ki burada bir ceset bulduk. Ondan sonra sahtekarın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Şöyle aleyküm selam diyelim. Türk bir arkadaşımız da varmış. Oyuna girmeden önce ben birkaç tane oyun oynadım. Şu ana kadar sahtekarı oynamak nasip olmadı. Şu an yine sahtekarı oynamayacağız. Burada sol üst köşede gördüğünüz gibi size bir takım görevler veriyor. Bir yandan da bu görevleri tamamlamak zorundasınız. Şu şekilde odalar var burada. Her odada bir takım görevler var. Mesela benim admin odasında bir görevim varmış. Ondan sonra mesela üst motorda bir görevim varmış. Şu üst motor hemen sol üstte olması gerekiyordu. Mesela burada şöyle basit bir görev. Bunu yapıyorum. Bu görev tamamlandı. Hemen şu alttakine gitmem gerekiyor. Bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela sahtekar olan kişi sizle beraber. Siz böyle kuytu köşede kıstırıp öldürebiliyor. Şu an mesela bir tane ceset bulmuş bir arkadaşımız. Şimdi beyaz olan ölü. Burada konuşuyoruz. Kim sahtekar, kim sahtekar. Mesela mavi olan ben neydi? Ben diyorum ki mavi adam benim neydi? Böylelikle hem kendi suçsuzluğumu ispatlayıp hem de suçlu olanı. Bu arada birazcık şaşırdım. Yani birkaç oyun oynayalım arkadaşlar. Ben birazcık mantığı açıklamaya çalışacağım sizlere. Oyunda birazcık ben de acemiyim. Acemiliğime verin. Ben şu an kimseden şüphelenmediğim için açıkçası oyda pas geçeceğim. Şimdi burada sahtekarlar şunu yapabiliyor arkadaşlar. Adam öldürüyor. Tenha bir yerde birebir kaldığında öldürüyor. Öldürdükten sonra bir başka kişinin yanında dolaşıyor. Şimdi mesela bu Diablo'dan şüphelendiler. Koyu mavi olan arkadaştan şüphelendiler. Bu koyu mavi olan arkadaşa, yani benim yanımdaydı aslında. Bazen sahtekarlar öldürüp sizin yanınıza geliyor arkadaşlar ki hani suçsuz olduğu ispatlansın diye. Mavi olanı takip etmek istiyor gibiyim. Sahtekarların kullanabildiği geçitler var arkadaşlar. Bu arada sahtekarlar o geçitleri kullanarak hızlı bir şekilde geçebiliyor. Aslında bunu birkaç arkadaş beraber oynayabilsek çok güzel olur. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Oynayacağımız zaman beraber oynayabiliriz. Şuradan gideyim. Eğer sahtekar hepimizi öldürmeden bütün görevleri tamamlayabilirsek bildiğim kadarıyla oyunu biz kazanıyoruz.
turuncu arkadaş öldü. Şimdi ben bu sefer tahminde bulunacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu Dark Blue isimli kişiye oy vereceğim. Çünkü az evvel benim onun yanında olduğumu bildiği halde bana oy verdi. Ben şüphelendim. Zaten oyunda şüpheler üzerine oynuyoruz. Eğer oylamayla atmak istediğimiz kişiye, bu arada Diablo'ya bayağı bir oy verdik. Atmak istediğimiz kişiyi atıyoruz. Eğer o adam sahtekar değilse, ki sahtekarmış yani. Çünkü 6. isteyelim arkadaşlar ya. Güzel yakaladık. Oyunu bu şekilde biz kazandık. Şöyle hemen bir oyun daha oynayalım. Şöyle bakalım hangi renklerden kalmış. Şöyle açık maviyi seçelim de. Eğer sahtekar biz olursak bizi kolay kolay söyleyemesinler. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda bir tane sahtekar var. O sahtekar tek tek bizleri avlamaya çalışıyor. Biz de tahminler üzerinden işte ceset bulunduğu zaman işte en son nerede gözükmüş, en son işte kim neredeydi ya da kim görevleri yapmıyordu vesaire falan. O şekilde sahtekarı tahmin etmeye çalışıyoruz. Oylama yapıyoruz. Oylamada bir kişiyi attık diyelim ve o kişi sahtekar çıkmadı. O zaman o kişi oyundan ayrılıyor arkadaşlar. Biz tekrardan oyuna aynı yerden başlıyoruz. Zaten o kişi sahtekar çıkarsa da oyunu kazanıyoruz. Yani oyun başlangıcında da zaten diyor ki aramızda bir sahtekar var diyor. Şimdi benim yine üst motorda görevlerim var. Hemen üst motora gidiyorum. Ya bu arada sahtekarın sizi öldürmesi için en müsait olan zamanlar baş başa kaldığınız zamanlar. O yüzden böyle oyunda bir kişiyle böyle baş başa kaldığın zaman şey oluyor, böyle bir gerilim oluyor. O senden şüpheleniyor, sen ondan şüpheleniyorsun. Burada mesela bir sürü arkadaş var, yani sahtekar burada olsa da beni öldüremez diye düşünüyorum. Geçen bunu nasıl yapacağımı çözememiştim ya. Tamam, bu görevi de tamamladık. Mesela burada 3 kişiyiz arkadaşlar. Ben burada sahtekar olsam, bunlardan bir tanesini öldürsem hemen sarı olan diyecek ki takım arkadaşlarını toplayacak. Arkadaşlar işte ben gördüm, mavi olan katil diyecek. Şimdi mesela kırmızı olanı ölü bulmuşlar. Yani bakalım. Açıkçası benim bu sefer bir tahminim yok. Şimdi yeşil arkadaş turuncuyu suçluyor. Daha doğrusu mor olan da onu suçluyor. Diyor ki hiçbir görev yapmadı diyor. Hiçbir görev... Valla ben şansım turuncudan yana denemek istiyorum. Normalde kararsız kaldığınızda oy vermeyebilirsiniz. Bazen burada sahtekar olan arkadaşlar çok güzel fake atıyor. Adam mesela kendisi cesedi buldum diyor ama işte şey diyor, ben diyor en son diyor turuncuyu diyor oradan çıkarken görmüştüm diyor. Ama adam yalan atıyor mesela. Bakalım ne konuşuyorlar.
Ben diyor onu giderken gördüm diyor. Oyunda aslında hafıza da önemli. Yani o en son kim nereye gidiyordu, nereden çıktı, işte ceset neredeydi. Hani bunları görmek de önemli diye düşünüyorum. Bu arada takipçilerimden bir tanesine haksızlık yaptım. Şöyle haksızlık yaptım. Bana çok uzun bir zaman önce demişti ki abi şu oyunu oyna demişti. Oyuna girmiştim, baktım böyle. Dedim yani oyun güzel oyun ama dedim öyle çok fazla içerik çıkartılmaz herhalde falan diye düşündüm. Oyun öyle bir patladı ki şu an her yerde bu oyun oynanıyor. Bu arada Sofya bir türlü onaylamadı ya. Mesela turuncu arkadaş bakalım gerçekten. Mesela bu arkadaş sahtekar değilmiş. Yanlış bir arkadaşı attık. Şimdi mesela ben bir sonrakinde bu mor olan arkadaştan şüphelenirim. Niye şüphelenirim? Çünkü bana turuncu olanı o söyledi bu adam sahtekar diye. Şöyle şey yapalım. Storage buralarda bir yerde olması lazımdı. Öldükten sonra da oyunu takip edebiliyorsunuz bu arada. Şurada bir görevim var. Bu görevi yapmam lazım. Bu yeşil olan acaba... Şimdi yüklemeyi yaptıktan sonra bana hemen bu diğer yerdeki yüklemeyi yapmamı söylüyor. Bu arada ben bir pembe olandan bir de şu mor olandan şüpheleniyorum ama pembe olan gıcıklığını onaylamadı gibi. Beyaz olan ölü. Nerede ölü acaba? Soralım neredeymiş diye. Vallahi ben de purple diyeceğim arkadaşlar ya. Şimdi siyah olan diyor ki yani mor olan diyor oradan uzağa koşuyordu diyor. Ama demiş ki belki de görmemiştir diyor. Şimdi siyah diyor ki ben diyor yine de mor olan arkadaşı oylayacağım diyor. Ben de onu oylamak istiyorum. Ama bu pembe olan arkadaş da bir türlü oy kullanmıyor. Oradan da bir gıcığım var aslında ona ama. Şöyle bir okuyalım. Mor olan diyor ki ben diyor görevleri yapıyordum diyor. Yeşil olan ben neydi zaten? Yani yeşil olan herhalde katil değildir diye düşünüyorum. Çünkü katil olsa beni çoktan öldürme fırsatı yakalamıştı. Bu arada bir sonrakinde büyük ihtimalle bu pembeyi şutlarız arkadaşlar. Çünkü bu pembe bize yani şey yapıyor birazcık engelliyor. Mor olan da demiş ki pembe ya da siyahtan birisi demiş. Şimdi kimseye atmadık. Oylar berabere çıktı. Sahtekar hala aramızda. Şu kasa görevini yapayım ya. Kasa bu tarafta olması lazımdı ama.
Mesela Navigation diyorlardı ya arkadaşlar, beyazlar burada ölmüştü. Şu an kasaya geldik. Sarı arkadaş katil olabilir mi acaba diye düşünüyorum da. Mesela ben görevlerimi tamamladım. Diğer arkadaşlarım da görevleri tamamlaması gerekiyor. Bu süre olan alarmlarda arkadaşlar, eğer o süre içerisinde görevi tamamlamazsanız direkt oyunu kazanıyor bizim şey olan arkadaş. Şimdi mor olan arkadaş dedi ki acil olarak toplanmalıyız dedi. Şimdi diğerleri de haklı olarak neden diye soruyor. Ha. Oksijen sorununu diyor, sadece diyor siyahla pembe düzeltmeye çalışmalı diyor. Pembe yatalım ya. Pembe yatmanın zamanı geldi bence. Siyah olan arkadaş sinirlendi. Ya tek sıkıntı aslında, keşke Türklerin de oynayabileceği böyle bir server olsa da oraya sadece Türkler girse. Çünkü İngilizce anlaşmak zorundasın. Adama sen yazana kadar benim oynadığım oyunlarda şöyle oluyor. Şimdi bir tanesi daha oyunun başındayız, diyor ki ben mesela maviyim, diyor bence diyor mavi diyor işte şüpheli diyor. Çünkü diyor işte görevleri yapmıyordu ya, hani yapıyorum bir de. Katil de o adam çıkıyor yani, direkt çat diye beni atıveriyorlar yani, hiç şey yok böyle. Kendini açıklamaya fırsat bulmadan bir bakıyorsun oyundan atılıyorsun yani. Mor olan diyor ki niye bu kadar kızıyorsun diyor, sadece bir oyun diyor. Eğer diyor bu kadar kızıyorsan diyor, büyük ihtimalle diyor sensin diyor. Valla bence ya mor ya siyah ya da pembe. Şimdi diyeceksin ki zaten başka ihtimal mi kaldı diye. Yeşil ve sarıdan birisi çıkarsa çok şaşırırım. Bu sefer pembeyi salladık arkadaşlar. Ya pembenin şey olmadığı aslında belliydi de. Yani bu sahtekar olmadığı belliydi ama gel gör ki adam bir türlü şey yapmadı yani. Oy kullanmadı. Şurada yeşil olan var.
Şöyle yapalım. Bu bir tanesi ayrıldı mesela. Ben bunun peşinden gideyim. Bu adam katilse. Ya bu sefer ne oldu ya? Katil olan adam oyundan çıktı ya. Niye çıktı anlamadım ama böylelikle oyunu yine kazandık yani. Şöyle farklı bir odaya gireyim ya. Bunlar kafayı yedi.